Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. 2022-23 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la, 2022-23 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Süper Kupa için karşı karşıya geldi. E Tabii ki de bu normal bir giriş, normal bir anons oldu biraz olaylardan dışarıda ama bildiğiniz üzere Fenerbahçe 19 takımıyla çıktı sonrasında sağdan çekildi. Sağdan çekilmeden önce Icardi hemen jet hızında bir gol attı. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi puan silme cezası konusu vesaire bunlar var. Galatasaray kupayı ne zaman alır? Bunu konuşacağız ama onun öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyerek anonsumu da hemen aradan çıkartayım. Öncelikle karşılaşma Fenerbahçe U19 takımı aynı süreci yani en başından bir hızlıca özet geçeyim. Zaten bir önceki videoda anlatmıştım. Ekstra bir gelişme olmadığı için hani yeni bir video çekmedim. Fenerbahçe U19 takımı önce gencecik çocuklar önce gitti. 12 gibi bir maça çıktı. Arkasından hemen apar topar e, uçakla getirildi Şanlıurfa'ya ve maça çıktılar. Hesaplanmayan bir şey oldu. Evet. Fenerbahçe takımı yani U19 takımı oyun durduğunda sağdan çekilecekti. Şimdi maçtan önce teknik direktör Okan Burak'a da sorulduğunda hani şu anda sağda nasıl bir sistem olduğunu henüz bilmiyoruz demişti. Ancak size yine tekrar geçiyorum bir haber vermiştim. Galatasaray analiz ekibi, Galatasaray teknik gibi analizlerini gayet yapıyor diye. Galatasaray'da analiz ekibi maç içerisinde Tüm analizlerini yaptı ve Santara'dan itibaren direkt hücuma oynayacak şekilde, golü bulacak şekilde ki takımın yani rakip takımın Fenerbahçe'nin sağdan çekileceğini bir şekilde çekileceğini bildikleri için direkt golü oynadılar. Ve Mauro Icardi orada defanstan çıkarılan bir topla Abdülkerim Bardakçı'dan başlayan bir atak ama öncesinde Galatasaray tabii ki de top çevirdi. Barış Alper Yılmaz indirdi ve Icardi orada size bir şey söyleyeyim mi süperlikte belki sıradan bir karşılaşma olsa... Kaçırma ihtimali belki vardı ama Icardi'yi bildiğiniz üzere hani böyle ne zaman eleştirilecek bir noktaya gelse hemen herkesi susturur. Ya da böyle ne zaman böyle kritik bir pozisyon olsa ya da maç olsa Icardi'nin o golü atacağını bilirsiniz. Icardi zaten orada Barış Alper arkaya topu indirdiğinde golü atacağını herkes biliyordu. Emre Kaplan'ı da bu arada kaynak olarak verelim kendisi ilk tweet attı bu e, analiz konusunu. Maç 1-0 bitti. Ee, Sayın Ahmet Ketenci Fenerbahçe takımını sağdan çekti. Sonrasında Galatasaray'da zaten e, burada konuşmuştuk. İki takım arasında bir hazırlık maçı. O konuyla alakalı da zaten hani Galatasaray'da bir hareketlilik olabileceğini dile getirmiştim. Galatasaray oradaki taraftarlara jest olsun diye iki takım arasında bir maç yaptı. Yani baktığınız zaman burada e, bir yere bir tepki koyulmak isteniyor ama ben böyle bir tepki olduğunu bugüne kadar görmedim ki şu anda bu tepkiyle alakalı yani herhangi bir yerde yankı uyandırma durumu gibi bir şey de yok. Galatasaray takımı gayet keyfi yerinde. Kupasını aldı diyeceğim ama tam olarak almadı. Galatasaray'ın şu anda hani Süper Kupa şampiyonu olduğunu bilsek de Galatasaray henüz kupasını alamadı diyerek hemen o zaman Galatasaray kupasını ne zaman alacak? O konuya geliyorum. Öncelikle hemen size İstanbul Spor maçı sürecinden o İstanbul Spor-Trabzon Spor maçı sürecinden ee, anlatayım. 19'u maç oynandı. İstanbul Spor sahadan çekildi. 21'i PFDK'ya sevk edildi. 23'ü PFDK sevkleri açıklandı. Yani 2-3 günlük bir süreç içerisinde şimdi bayram nedeniyle bir Esneme olmazsa 2-3 günlük süreçte Fenerbahçe Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Hemen ardından bundan da bir 2-3 gün sonra Fenerbahçe'nin cezası açıklanacak. Galatasaray'ın bu karşılaşmayı hükmen kazandığı açıklanacak ve Galatasaray ilk iç saha maçında yani Pendik Spor karşılaşmasında bu kupayı kaldırmaya hak kazanıyor. Şöyle de bir durum var Galatasaray cephesinde. Galatasaray bu kupayı hemen Pendik Spor maçında kaldırmayabilir. Çünkü bu hak artık Galatasaray kulübünde oluyor. Galatasaray bu kupayı derbiden sonra da kaldırabilir. Şampiyonlukla alakalı durumlar biraz daha netleştikten sonra iki kupa birden mi kaldırılsa diye görüşler de var Galatasaray cephesinde. Hani o ihtimali de sizlere buradan duyurmuş olayım. Geçelim 3 puan silme iddiasına. Burada Karşılaşmayla alakalı kurallar bir önceki e, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'da da konuşmuştuk. Süper Kupa talimatnamesine göre, madde 6'ya göre. Birincisi Fenerbahçe kulübü şimdi burada talimatnamede sahaya çıkmama şeklinde geçiyor ama sağdan çekme bununla bir nevi aynı. Fenerbahçe kulübü gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamayacak bir. Fenerbahçe kulübü şampiyon olması durumunda süper kupaya katılamıyor gelecek sezon. 2 ve Türkiye Futbol Federasyonu bu süreçte uğradığı maddi zararları Fenerbahçe kulübüne ödetebiliyor. Yani genel talimatnameden değil, Süper Kupa talimatnamesinden bu işler ilerleyecek. Süper Lig maçı olsaydı, bu bir Süper Lig maçı olsaydı 3 puan silme konusu gündeme gelebilirdi. Ancak burada işler Süper Kupa talimatnamesine göre işleyecek. Tekrarlayayım. Bir, gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamama. Yani Sayın Ali Koç diyordu ya Türkiye Kupası'na katılmayacağız veya U19'da katılacağız diye zaten o hak ellerinden alındı. Gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamama. Gelecek sezon Süper Kupa'ya katılamama. Şimdi e, Türkiye Kupası'ndan elendi Fenerbahçe zaten. Tek ihtimali şampiyon olursa bu Süper Kupa'ya katılma ihtimali vardı. O şekilde artık bu da hani ellerinden alınmış oldu. Yani Fenerbahçe kulübünün elinden alınmış oldu. Bir de cezalar. Yani burada Süper Kupa için federasyonun yaptığı hazırlıklar vesaire uğradığı zarar, markanın uğradığı zarar bunlarla alakalı da Fenerbahçe kulübünün ceza ödemesi yani bir para ödemesi bekleniyor. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa, yorumlara yazabilirsiniz. 2022-23 sezonu Süper Kupa şampiyonu Galatasaray'ı tebrik edelim. Şanlıurfa'dan maç öncesi ve maç sonrasında dair görüntüler gene kanalımıza gelmeye devam edecek. Kaan Dursun YouTube'a abone olmayı unutmayın. Galatasaray gelişmelerini takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.